Şimdi çalışma soruları 3, 4. sorunu demiş ki ilk önce E'yi ve F'yi yap. Niye çalışma soruları 2'yi tekrarlamış olursun? Eğer E ile F'yi yaparsan DJNZ komutunu tekrarlamış olursun. Gel biz ilk önce bir de A'yı yapalım. Ama aynı DJNZ mantığında. Derste tabii ki CJNE ile DJNZ farkı birazcık bahsedilmişti. Bu birazcık daha for döngüsü gibi, bu birazcık daha while döngüsü gibiydi. Siz burada E'yi falan kendiniz arttırmanız lazım. Karşılaştırmayı kendiniz yapmanız lazım, karşılaştırmayı. DJNZ hem karşılaştırıyor hem azaltıyor i'yi. Yani kendisi içerisinde bir for mantığı var. Ama CJN'de böyle bir mantık yoktu. O yüzden buradaki bu soru, dördüncü soru CJN'ye mantığını oluşturmak için yapılmış. Bir de ikişerli ikişerli yazılmış. Hem arttırmalı hem azaltmalı şekilde yapılmış. Gelin biz hangisini yapalım? Biz C şıkkını yapalım. C şıkkını yapalım. Dördün C şıkkını yapalım o zaman. 5, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gerçekleştiriniz diyor. 5 faktöriyel compare not equal kullan diyor. CJNE neydi? CJNE 2 sayıyı test eder ve K etiketine atlar. Eşit değilse K etiketine atlar. 2 sayıyı 2 adresi test ediyor ve K değişkenine atlıyor. Eşitlik olmadığı durumda. Ve bu C yukarıya doğru gitmiş gördüğün gibi. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gittiğinden dolayı ona göre bir CJNE karşılaştırması yapmamız lazım. Yani CJNE karşılaştırması. Şuraya bir sayı yazacağım. Şimdi hangi sayı yazacağım? A yazalım. A mı yazalım? Yok, A yazmayalım. R0 olsun. R0 kare 6 desimal ise x'e gitsin. Bakalım doğru mu olacak? X'e gitsin. X'imiz de burası olsun. X'imiz de burası olsun. Ne yapacakmışız? 1, 2, 3, 4 ve 5'i çarpacağız. O zaman ilk başta gelelim. Ne yapalım? Çarpılacağımız işlemler A ile B'yi çarpabiliyoruz. Çarpma işlemi de çarpım eşittir. Çarpım sonucu, yani çarpım sonucu eşittir. Çarpım sonucu gelen değişken. Gelen değişken neyse o. Yani bu toplam eşittir toplam artı i iken şimdi çarpım eşittir çarpım çarpı i gibi bir şey olması gerekiyor. Çarpım sonucumuzu nerede tutalım? Çarpım sonucumuzu nerede tutalım? A'da tutalım. Move diyelim. Gelelim A. Çarpım sonucum şu anda A. A eşittir A çarpı X diyeceğim hep. A'ya geldim. İlk başta kare bir desimal yerleştirdim. Şu birden bahsetmiyorum. Bu başka bir bir. Hani burada toplam eşittir toplam artı i de burası sıfırdı ya. Evet, telefon geldi. O yüzden bıraktım. Şimdi buradaki birden farklı yani, tamam mı? Şimdi onu anlatacağım. Aynen buradaki toplam eşittir toplam artı i de ilk başta burası sıfır vardı ya. Sıfırla gelen sayıyı topluyordum. Burada da gelen sayı 1, 1 ile 1'i çarpacağım. Sonra sonucu alıp 2 ile çarpacağım. Sonra sonucu alıp 3 ile çarpacağım. Sonucu alıp 4 ile çarpacağım. Sonucu alıp 5 ile çarpacağım. O mantığın aynısı. Fakat bu soruyu bence buradan sonrasını kendiniz çözmeniz daha önemli. Yani burada videoyu durdur ve devamını sen kendin getir. Evet. Tamam. İlk başta çarpım sonucumuz bu, şurası 1. Gelen sayımız ne? Gelen sayımızı da alalım. Gelen sayımız R0'dan gelecek. R0'dan gelecek. O zaman gel buraya da R0'a kare 1 desimal yerleştir. İşte bu R0 burası. Ve çarpma işlemimizi yapalım. Tabii ki çarpma işleminden yapabilmemiz için şuradaki R0 ile A'yı çarpacağım ya. A ile R0 çarpamıyorum. O yüzden gel R0'ı B'ye al. Mul AB yap. Çarptık ve sonuç A'da şu anda. Ve increment R0. Ne oldu? R0'ı bir arttırdık. 2 oldu. 1 ile 1'i çarptık. Sonucu 1'i A'ya attık. B'de de var da biz şimdi B'yi hiç düşünmeyelim. A'da var. R0 2 oldu. R0 6 desimale eşit değil. X'e gitti. 2'yi al B'ye at. B ile A'yı çarp. 2 kere 1 2. A'da şu anda 2 var. Increment R0. R0'ımız 3 oldu. 3'ü B'ye al. 3 kere 2 6 yap. A'da 6 oldu. Ve R0'ımız da 4 oldu. 4 6'ya eşit değildir. Geldi buraya. 4'ü B'ye al. 4 kere 6 24 oldu A'mız.
R sıfırımızı 5 yap. 5 6'ya eşit değildir. 5'i al. 5 kere 4 120. 100 increment R sıfır yap. R sıfırımız 6 oldu. Ve tekrar çıkarak devam etti. Ve sonucu port sıfırda gözlemleyiniz diyordu. Port sıfırda gözlemlemek istiyorsan gel buraya move. P sıfıra gel. A'yı yerleştir. Sonucun 120 olarak gör. 120 neye karşılık geliyor? Hesap yapmanız lazım. 120 neye yaşatıyor? Şurası 128 ya. Şurası 64. 32 daha 96. 16 daha 96. 16 daha 2. 112. 112'ye kaç eklersek 120 olur? 8. Evet 8. Bu kadar.